Aynı hastanede doğum yapan iki ailenin çocukları karıştı. Biri Adıyaman'a, diğeri ise Trabzonlu bir çifte verilmişti. Akıl almaz karışıklıkta mahkeme çocukların takas edilmesine karar verdi. 4 yaşındaki iki çocuk 4 yıl sonra öz ailelerine verilecek. Çocuk sarışındı. İlk başta şüphelenmiştim. Kendi çocuğu diye aynı hastanede doğan başka bir bebeği bağrına bastı. Onlarla aynı kaderi paylaşan bir çift daha vardı. Hastanede karışan bebekler artık 4 yaşında ve onların gelecekleriyle ilgili kararı mahkeme verdi. Gerekirse hastane kapansın. Çocuk konusunda, değiştirme konusunda da mahkemede ne karar verirlerse benim diyeceğim bir şey yok. Değiştirin derlerse değiştiririz. İki aile ve iki çocuğun hayatını etkileyen akıl almaz karışıklık İstanbul'da özel bir hastanede yaşandı. Adıyamanlı Demirler çifti o dönem İstanbul'da ikamet ediyordu. Genç kadın doğum için hastaneye yattı. Trabzonlu bir başka çift de yine doğum için aynı hastanedeydi. İki çocuk da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak iddiaya göre doktorlar çocukları hastanede karıştırdı. Trabzonlu ailenin çocuğunu Adıyamanlı aileye, Adıyamanlı ailenin çocuğunu da Trabzonlu aileye verdi. Her iki aile de bu durumdan habersiz bir şekilde memleketlerine döndü ama Adıyamanlı ailenin bebeği ilk gördüğü anda içine bir şüphe düştü. İlk başta getirdiler, hatta doğumda kucağıma verdiler. Çocuk sarışındı. İlk başta şüphelenmiştim. Bu çocuk sarışın. Yani bizde öyle bir şey, bugüne kadar sarışın bir çocuk dünyaya gelmemiştir yani. Durumu anlattım ama hiç kimse beni umursamadı, takmadı yani. Aynı kuşkuyu Trabzonlu aile de yaşıyordu. Sarışın olan çiftin çocukları esmerdi. Trabzonlu çift boşanma aşamasına gelince hastanedeki bebek skandalı ortaya çıktı. Karşı aile anlamıştı. Herhalde eşi, kocası bayandan şüphelenmiş. Bu çocuk bana hiç benzemiyor diye. Çocuğu alıp bir tane de kızı var. Kızıyla beraber götürüp DNA testi yapmış. Ve DNA testi sonucunda kız kendisinin çıkmış ama çocuk, erkek çocuk kendisinin çıkmamış. Yapılan DNA testinden sonra Trabzonlu annenin çocuğun biyolojik annesi olmadığı anlaşıldı. Aynı hastanede aynı gün bebek sahibi olan çiftlerden DNA testi istendi. Adıyamanlı Demirler çifti de 3 yıl boyunca bakıp büyüttükleri çocuklarının öz çocukları olmadıklarını bu şekilde öğrenmiş oldu. Ancak onlar ne Cihangir'den ne de Trabzonlu çifte olan çocuklarından vazgeçti. Ben Cihangir'i şu anda, şu durumda şu anda vermek istemiyorum. Niçin? Çünkü onlar birbirinden ayrı olduğu için, biri İstanbul'da yaşıyor, biri de şeyde, Trabzon'da yaşadığı için. Adıyamanlı çiftin velayet davası sonuçlandı. Çocuklar biyolojik ailelerine verilecek, yani takas edilecek. Mahkemenin verdiği karara göre çocukların değişimi hemen olmayacak. Önce psikologlar hem çocukları hem de aileleri bu gerçeğe psikolojik olarak hazırlayacak ve daha sonra yapılan nüfus işlemlerinin ardından 4 yaşındaki Eyben ve Cihangir öz ailelerine teslim edilecek. Değiştirme konusunda da mahkemede ne karar verirlerse benim diyeceğim bir şey yok. Değiştirin derlerse değiştiririz. Ailelerin ve çocukların bu gerçeğe psikolojik olarak nasıl tepki verecekleri şimdilik soru işareti. Çocukların biyolojik ailelerine ne zaman teslim edileceklerini de bu süreç belirleyecek.